Koçtaş'a gidiyorum. Evimi çok seviyorum. Bu levhaların üzerine battaniye sermiyoruz değil mi? Hayır, sermiyoruz. Battaniyeyi levhaların altına koyuyoruz. Üzerinde ise bu yalıtım panelleri oluyor. Tamam. Peki nasıl kullanıyoruz? Öncelikle panelleri gevşek bir şekilde yerleştiriyoruz ve gerekirse bazılarını kesiyoruz. Sonra da onları tavan panolarıyla kapatıyoruz. Hepsini yerleştiriyor muyuz? Evet, bunun gibi ufak bir alan üzerinde hızlıca yapabiliriz. Fakat daha büyük alanlar için şekle girebilen parçaları ayırıp sırayla yerleştirebiliriz. Tamam. Peki bu yalıtım levhalarını kaplamak için özel bir yöntem var mı? Aslında bunun gibi bir alanda istediğiniz gibi kaplayabilirsiniz. Yine de eğer onları doğrudan kirişlerin üzerine kaplayacaksanız o zaman boydan boya döşemeniz gerekir. Doğru, tamam. Burada bazılarını kesmemiz gerekecek gibi duruyor. Bu hiç sorun değil. El testeresi kullanarak kolayca kesebiliriz. Yani levhanın ucunu işaretlememiz yeterli. Sonra fazlalıkları kesebiliriz. Tamam. Evet, artık başlayalım. Tamam, yani şimdi yüzeyi yerleştirmeye hazır mıyız? Evet, doğru. Aynen öyle. Şimdi vidalamaya ve üst levhaya, izolasyon levhasına ve levha altına uyacak kadar uzun vidalara ihtiyacımız var. Anladım. Eğer yalıtım levhalarını doğrudan kirişlerin üzerine yerleştiriyorsak, o zaman üst levhaya, izolasyon levhasına ve levha altına uyacak kadar yeterince uzun vida kullanmak zorundayız. Anladım. Peki nereden başlıyoruz? Daha önceden delik açtığımız yerden başlayabiliriz. Böylece vidalama işlemini kolaylaştırmış oluruz. Doğru, tamam. Koçtaş'a gidiyorum.